Mimar dilin ustaları gizemlere, efsanelere, öykülere inanıyor ve o öykülerle yaşıyorlar. Ben 03-11-1958 doğumlu, Mardin doğumluyum. Baba mesleğimiz olan bakırcılığı devam ettiriyoruz şu anda. İki oğlumla birlikte çalışıyor benimle. Onlar da cam altı ve bakır oymacılığı yapıyorlar. İşte bu işi biz devam ettirmek de istiyoruz. Bakır işlemeciliği ben 40 seneden beri çalışıyorum. Yani 10 yaşlarındayken başlamışım. Şu anda yaşım 50 civarında. Bu 40 seneden beri bu bakırcılık mesleğini devam ettiriyorum. Şahmeran bizde Mardin'de yüzyıllar öncesine dayanan hikayeleri, efsaneleri var. Tabii çeşitli çeşitli hikayeleri var Şahmeran'ın. Şimdi eskilerimize sorduğumuz zaman kimileri nazar için evlerine asar. Kimileri bu bakırları da uğur için evlerine asıyorlar. Biz de yüzyıllar öncesine bu dayanan efsanesi tabii eskiden bizde hikayeler anlatılırdı Mardin'de. Televizyonlar yok idi o zamanlar tabii. Babalarımız, ninelerimizin anlatımına göre işte Şahmeran bir insana yardımcı olmuş. Yani bir vezirin oğlu arkadaşları tarafından bir çöle götürülür ve onu o çölde bir kuyuya atıyorlar. Yani bu vezirin oğlunu arkadaşları tarafından tabii kuyuya atılır. Bu da kendi çabasıyla kuyudan çıkmasını sağlıyor. Çıkamıyor tabii. Orada bir deliği genişletiyor. O delinin içerisine giriyor ve orada uyuyakalıyor. Uyandığında bakıyor ki etrafı ejderhalar sarmış. Bu ejderhalar bir de tahta oturmuş bir Şahmeran. Uyandığında baktı ki hepsi orada dizili. Bir de bir insan. İşte bu yarı insan yarı yılan olan Şahmeran onun yanına gelir ve ona sorar. Der ki sen nasıl yerimizi bildin? Buraya nasıl gelmişsin falan. O da ona yapılan ihaneti anlatır. Şahmeran'a anlatır insanoğlu. Der ki işte beni arkadaşlarım kuyuya atmışlar. Ve ben de bu kuyudan çıkmak için bu deliğinizi genişlettirdim. Bilmiyorum orada bir eyvan görünmüş ona. Yani büyükçe bir oda. O odanın içerisinde uyuyakalır. Diyor ki uyandığımda sizleri görmüşüm. Diyor ki şimdi ben bu ejderhaları bıraksam seni parçalarlar. Ben sana ne yapayım? Yalvarır Şahmeran'a ve Şahmeran ondan söz alır. Yani seni kurtarsam benim yerimi kimseye bildirmeyeceğine falan bir söz alır. Şahmeran insanoğlundan. Bu İnsanoğlu tabii ki devamlı bizler yani çok az içimizden iyi düşünenler çıkar. Yani çok az. Bu onu çıkarır kuyudan. Ülkesine bu dönen genç hükümdarın hasta olduğunu duyar. Ve kim hükümdarı iyi ederse hem kızını verecek hem de onu vezir yapacak yanına. Hekimler toplanır. Ve Şahmeran'ın etinden önerilir. Yani illaki zehir kısmını kesecekler ki o diğer kısımdan ona yemek sunulması lazım. Ki bu da şifa bulacağına söylüyorlar. Padişah da tabii ki bu etrafa her yere yayar. Kim padişahı iyi ederse işte onun güzel kızını alacak ve onu vezir yapacak. İnsanoğlu işte bu çıkarı için
Şahmeran'a ihanet eder. Ve padişahın adamlarına yerini söyler. Yerini söyler ve Şahmeran'ı öldürürler. Ve Şahmeran'ın etinden yemek sunulur ve padişah tabi sıhhatine kavuşur, şifa bulur. İşte insanoğluna yaptığı sadakata karşı, ona iyiliği gördüğü ihanetin simgesi bu Şahmeran. Şahmeran o zamandan bu zamana, işte yüzyıllardan beri gelen bir hikayesi anlatılır. Ve kim bu Şahmeran'ın resmi bulundurursa ona uğur ve bereket getirildiğine inanılır bizde, Mardin'de. Şimdi İran'ın bir kesiminde buna yemin bile içiyorlar. Tarsus'ta bunun heykeli, bir de hamamı var. Bizde burada sevgisi var Şahmeran'ın. Ama İran'ın bir kesiminde bunun kutsallığından bahsediliyor. Bizde işte sevgisi var. Ve ben devamlı, şimdi Türkiye'de yalnız değil, dünyada ilk bakır Şahmeran'ı ben yaptım, ben ve çocuklarım. Ya biz bunu yapmaktan da büyük zevk duyduk. Çünkü yüzyıllar öncesinde bunun toprak boyadan yapılmış cam altıları elimize geçiyor bazen. Eski Mardin evlerinden topladığımız ve biz onlara bakarak bu şahmeranları canlandırmaya başladık. Biz düşündük ki bakırını da yapsak bu kalıcı kalır. Yüzlerce, binlerce yıl. Ve bakırını yaptık. Ve bazen benim duygularımı da şahmerana karşı ben de size eğer müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Şimdi benim içimden geçen, yani herkese söylüyorum bunu. Bir tarafımız böyle, diğer bir yanımız da böyle olmayalım. Yani belki de Yüce Allah'ın bize gönderdiği bir uyarıcı niteliğinde olan bir yaratık. Yani bu Yüce Allah'ın yanında bir şey değil ki. Yani bir tarafımız insan, diğer bir yanımız yılan olmayalım. Yani göründüğümüz gibi şöyle olalım. İşte budur Şahmeran'ın öyküsü, bende sevgisi, bende duygusu bu. ...1985 doğumluyum, Mardin doğumluyum. Şu anda cam altı tabloları yapıyoruz. Şahmeran tabloları. Cama tersten boyuyoruz. Yüzü şöyle oluyor. Biz normalde tersten boyadığımız zaman şurası gözükmüyor. Cam altının işte şeyi budur. Cama tersten boyuyoruz. Şu tarafı yüzü oluyor. Mardin'de eskiden, yani bizim eskilerin bir atasözü vardı. Yani bu resmi her kim elinde bulundurursa uğur ve bereket getirildiğine inanılır. Yani bunun sevgisi var ya. Yani Mardin halkı seviyor Şahmeran'ı, sevgisi var. Bir de yani Şahmeran da insanlar için bir örnek yaratılmış. Yani biz inanıyoruz Şahmeran'a. İnsanlar için bir örnek için yaratılmış. Ben 10 yaşındayken merak saldım, öyle alırdım kalemi, çizerdim kağıda öyle bakarak. O zamandan beri şu an ezbere yapıyoruz, yani hiç bakmadan, çizmeden. Ezbere artık, yani sevgisi var bizde. Bize de uğur ve bereket getirdi, inanıyoruz biz de ona. İnşallah her kim alana da uğur ve bereket getirir. Günde bir tane çizip boyayabilirim, bir taneyi bitiririm. Sabahtan akşama kadar otursam çizer boyarım bir tane öyle. Yani bir tane biter. Çizerken yani ben bu mesleğin ölmemesini düşünüyorum. Yani yeni nesile de öğretmeyi istiyoruz bu Şahmeran şey, tabloları falan. Başka tablolar olsun. Yani biz bunu öğretmek istiyoruz. Mardin halkına öğretmek istiyoruz.
Mardin valimiz bize destek çıkarsa, bir atölye gibi bir yer tahsis ederse kurs vermeyi düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorum çalışırken. Bir de benim yani Şahmeran'ı para için de yapmıyoruz. Ben kendi şahsıma, kendi adıma konuşuyorum. Para için yapmıyorum ben bu mesleği. Sevdiğim için yapıyorum. Ve devam ettireceğim yani. Öyle trilyonlarca param olsa, Mardin'in zengini olsam bu efsaneyi yine yaşatacağım. Ölmesine hiç izin vermeyeceğim. Çok eski bir sanat. Cam altı eski tablolar şimdi de değerli. Yani eskiden yapılan cam altılar da şimdi de değerli. Şimdiki yaptığımız tablolardan daha değerli eskileri. Dedelerimizden duyduğum kişiler var. Onlar da vefat etmiş. Şimdi ben, babam, amcam var. Bir tane amcalarım yapıyor. Başka yapan yok yani Mardin'de. Ben kendi kendime öğrendim. Okul okumadım, mesleği seçtim. İlkokula kadar okudum ben. Öyle kendi kendimi meslekle yetiştirdim yani. Tersten çiziyoruz. Yüzü böyle oluyor. Yani içimden gelen renkleri içine döküyorum. Ve hepsi de güzel oluyor. Hepsi asılı zaten. Hepsi güzel. Yani ne olursa olsun kafama koymuşum bu mesleği devam ettireceğim. Ne olursa olsun. Yani isterse öyle Mardin benim olsa yine de bu efsaneyi yaşatacağım. Bu efsanenin ölmesine izin vermeyeceğim. Yani ben bunu para için falan iş yapmıyorum. Sadece bu efsanenin hep öyle ayakta kalmasını istiyoruz. Ve bu insanlar için bir uyarıcıdır. Diyor ki bir tarafımız yılan, bir tarafımız insan olmayalım, efendi olun. İnsanları da uyarıyor bu.